Merhaba arkadaşlar, ben Cem Akar. Kitaphane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir, Çeşme, Alaçatı'dayız. Alaçatı'yı sokak sokak gezeceğiz. Ondan sonra Alaçatı'nın koylarını vesairelerini de dolaşacağız. Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi Alaçatı gezimize başlayalım. Alaçatı geldi ezmenledi. Dört mevsim rüzgar eksik olmadığından dolayı bu tepeye dört tane yel değirmeni inşa edilmiş. Bu yel değirmenleri 150 yıllıktır. Buğday öğütmek için inşa edilmişlerdir. Gün batımını izlemek ve fotoğraf çekmek için ideal bir yerdir. Özellikle fotoğraf çekmek istiyorsanız benim gibi sabah saat 9'da buraya gelerek çok sakinken fotoğraf çekebilirsiniz. Etraf şu an bomboş. Ve fotoğraf çekmek için istediğiniz gibi alanı kullanabilirsiniz. Belediye işçileri tarafından çiçek ekimi yapılıyor. Çiçek ekimi yapılmasaydı daha güzel manzara yakalayacaktım. Alaçatı'ya Çeşme Otobanı'ndan gelebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi eski yolu kullanarak da gelebilirsiniz. Rüzgar sörfüyle, eski taş evleriyle, birbirinden renkli kafe ve restoranlarıyla, masmavi plajlarıyla, Sardunya ve Begonvilleriyle, Arnavut kaldırımları sokaklarıyla Alaçatı sokaklarını gezmeye başlıyoruz. 30'luk bira 25 TL, 50'lik 30, 72 ise 35'miş. Gayet uygun. Kaptan yerinde ekmek arası balık 30 TL'ymiş. Levrek çupura 60 TL, sardalya 50, yerli kalamar 80 olarak değişiyor fiyatlar. Alaçatı kumlucusunda kumlu patates içecek 40 TL. Alaçatı sokaklarında dolaşırken aynı zamanda Alaçatı otellerinin fiyatlarından da bilgi verelim. Alaçatı'ya geldiniz, tek kişisiniz, bir günlük bir otel odası kiralamak istiyorsunuz. Fiyatlar 500 TL'den başlıyor. Çift kişilik bir oda kiralamak isterseniz o zaman fiyatlar 1000 TL'den başlıyor. Alaçatı pahalı bir mekandır, fiyatları yüksektir, bunu söyleyelim. Ne istersiniz beyler? Önce iş güvenliği kardeşim, sonra aç bir ufak. Alaçatı bir Rum köyüdür. Mübadele ile Rumlar Yunanistan'a göç etmişler. Birazdan Hacı Memişah'dan bahsedeceğiz. Hacı Memişah ile birlikte buraya yerleşen bir Osmanlı köylüleri de vardır. Rumlardan bahsetmişken Alaçatı sokaklarını dolaşırken çok sıcak olmadığını, bir serinlik olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü Rumlar Alaçatı'yı inşa ederken rüzgarın esiş yönüne göre sokakları ve evlerini inşa etmişler. Denizden gelen rüzgar sokakların içine de girdiğinden dolayı kendinizi serinlemiş hissediyorsunuz.
Çorbapaşa Caddesi'nden 13.061 sokağa geldim. Peki bu sokakta ne var? Bu sokaktaki evi şimdi görebilirsiniz. Burada da bir Rum Ortodoks Kilisesi'nin kalıntısı var. 19. yüzyılda Rum Ortodoksları tarafından inşa edilmiş. Bugün sadece belli kısımları ayakta kalmıştır. Ve büyük bir kısmı da toprağın altındadır. Burası neymiş? Burası aşağı denizlere iniyor. Masaya televizyona verin. Yani buranın tekrar restore edilmesi gerekiyor. Yani neden restore edilmiyor? Oysa ne kadar güzel ve değerli bir yer. Kilise kalıntılarının bulunduğu yere doğru biraz ilerleyelim. Ne yazık ki 200 yıl gibi kısa bir süre sonra büyük bir kısmı kilisenin yıkılmış. Bu kadar. Sonraki durağımıza doğru ilerleyelim. Bakın Algar Fixman'ı 2 kişilik ne kadarmış? Şurada kalmış. Kişi başı 250, toplam 500 TL'ymiş. Saat 11'e doğru kalabalık artmaya başlıyor. Özellikle saat 10 ile 11 arasında Alaçatı'yı gezmek için ve fotoğraf çekmek için sakinlikten yararlanabilirsiniz. Alaçatı Pazar Yeri Camisi. Yapımına 1730'lu yıllarda başlanmış ve 1874 yılında yapımı tamamlanarak ibadete açılmış. Burası aslen bir kiliseydi. Caminin restorasyonu sırasında duvar resimleri yani freksler sıvalarından sökülüp ortaya çıkarılıyor. Ve bugün bu freksler hala koruma altındadır. Namaz kılınırken perde çekiliyor ve bu frekslerin üstü örtülüyor. Burası dini hoşgörünün önemli merkezlerinden de birisi olarak isimlendiriliyor. Kilisenin adı ise Agios Konstantinos Kilisesi'ymiş ve bu kilise bizzat Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından camiye çevrilmiştir. Şimdi içeriye girelim. Saat 12'den sonra gelirseniz buradaki perdeler açılıyor ve buradaki duvar flekslerini daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben 12'den önce geldiğimden dolayı duvar resimlerini perdelerin arkasında görüntüleyebildim. Alaçatı'nın tarihiyle yakından ilgili bir camiye ve sokağa gideceğiz. Hacı Memiş Camisi ve sokağı. Alaçatı'nın eski Türk mezarlığı. Hacı Memiş Ağa Mısır'dan 250 yıl önce gelerek buradaki bataklık araziyi kuruttuk. Kendi adıyla anılan bu camiyi inşa ettirmiş. Yerli Türkmenler Alaçatı'ya geldikten sonra da bu caminin etrafına yerleşmiş. Mübadele zamanında da Balkanlardan gelen göçmenler yine bu mahallenin etrafına yerleşmiş. Bu cami 1813 yılında yapılmış. Hacı Memiş'in Mısır'dan geldiğini söylemiştim. Mısır'dan peki niye buraya geldim? Mısır'da Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyan çıkıyor ve bu isyandan kaçarak Alaçatı'ya buraya geliyor ve yerleşiyor. Cami kapalı, içeriği görüntüleyemiyoruz. O zaman şimdi antik çağlara geri dönelim. Bakalım sırada hangi antik çağ eseri karşımıza çıkacak? Ortaya kahvaltı 2 kişilik 145 TL. Avokado kahvaltısı 50 TL. Thank you.
Osmanlı zamanında Alaçatı'nın şarapları çok meşhurmuş. Mübadele'den sonra Rumlar burayı terk edince Türk köylüleri şarapçılıkla uğraşmamışlar. Alaçatı'nın sokaklarını gezdik. Daha sonra tarihi mekanlarını gezdik. Şimdi antik çağa doğru bir yolculuk yapacağımızı söylemiştik ama yapamıyoruz çünkü yolu kapamışız. Sabahleyin geldik, arabamızı hemen buraya park ettik. Ama burası belli bir saatten sonra kapatılıyormuş ve görevli olmadığından dolayı şu an hala burada bekliyoruz. Benim gibi diğer vatandaşlar da burada mahsur kaldı. Görevli gelmiş ve burayı kilitle kapamış. Ondan dolayı ilerleyemiyoruz. Antik Roma Köprüsü'ne giremedik. Araç yolu olmadığından dolayı ilerleyemedik. En son durduğumuz noktadan 1,5 kilometre daha ilerlememiz gerekiyordu. Ama hava çok sıcak olduğundan dolayı ilerlemedik. Antik Roma Köprüsü'nü es geçtik. Şimdi ise yolumuzun üstünde çıkan Alaçatı Marina'ya geldik. Gerçekten muhteşem bir yer. Yatlar bir yana, deniz bir yana. Denizin ne kadar temiz olduğunu şimdi size göstereyim. Kimse balık avlamadığı için balıklar burada semizlenmiş. Bayağı büyük. 100 binlik, milyon dolarlık yatlar. Marina'nın otoparkı ücretsiz. Hiçbir yerde otopark için ücret ödemiyorsunuz. Zaten parayı marinada harcıyorsunuz. Yatlarda harcıyorsunuz. Şimdi artık Alaçatı'nın koylarını, sahillerini ve plajlarını gezmeye başlayalım. Geldiğim yer park plajının olduğu bölüm. Bunun yanında iki tarafı da tamamen çevrili. Kumlu bir plajdır. Denizi de sığdır. Biraz fazla ilerlemek gerekiyor derinleşebilmek için. Suyu çok sakin ve çok da güzel. Alaçatı'ya gelenler mutlaka buraya uğrasın ve denize girsin. Aynı zamanda kuma uzanıp güneşin de keyfini, tadını çıkarsın. Şimdi ben de biraz denize gideyim. Su çok temiz, çok durgun. Denizin gibi gözüküyor. Dediğim gibi çok fazla derinleşmiyor. Biraz ilerlemek gerekiyor. İyi, kaçta denize giremez. Atay yüzüyor. Gel, gel, gel. Buradayım da. Çak plajının hemen 40 metre ilerisinde Bora Kozanoğlu Sörf Okulu var. Alaçatı sörf okullarıyla da meşhur. Aynı zamanda 4 mevsimli rüzgarlı olduğundan dolayı sörf için en ideal yerlerden birisidir. Sörf okulundan sonra şimdi yeniden bir plaja gideceğiz. Alaçatı'da askılı tişörtle geze geze buralarda çizgiler oluşmuş. Yani inanmıyorum, o kadar dikkat ettim çizgi oluşmasın diye ama Alaçatı'da iyice güneşlenmişim farkında olmadan. Artık bu çizgileri de saklaya saklaya artık ben yoruldum. Neyse biraz güneşleneyim de şu çizgiler geçsin. Şimdi peki nereye geldik? Şöyle dönelim. Zigana Beach Club'a geldik. Burası piyade kolu plajı. Buraya gelip takılabilirsiniz. Babası. Piyade kolu plajına nasıl geleceksiniz? Piyade kolu plajı için Alaçatı'dan çıktınız. Zigana Beach Club'ı geçtikten sonra hemen solda, şöyle 300 metre solda küçük bir yol var. Size navigasyon odası da gösterecektir. Navigasyonla rahatlıkla yola girebilirsiniz. Yola ilk girdiğiniz zaman çok kötü, çok bozuk bir yolla karşılaşacaksınız. Ama o yolu geçer geçmez 2-3 metrelik bir yol zaten, o bozuk hat safa. Ondan sonra
beton bir yoldan buraya ilerliyoruz. Arabayı da hemen şu arka tarafa park ettik. Ondan sonra da buraya girdik. Kum ve kaya beraber. Sahile girdiğiniz zaman kayalık kısım ve kumlu kısım bir aradalar. Çat plajı tamamen kumdu. Yani orası benim favorim oldu. Şimdi bir de burada suya gidelim. Şimdi biraz ilerleyince fark ettim. Kayalar çok kaygan. Dikkat edin. Yosunlu olduğu için çok fazla kayıyor. Ben şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim. Duramıyordum ayakta. İyi, çizgiler yavaş yavaş geçmeye başladı. Yani utanıyordum ama ne yapalım, yani olmuyor başka. Alaçatı çarşı beni fena yaktı. Bu izler umarım kısa sürede geçer. Piyade Kolu plajı gizli kalmış plajlardan birisi. Bu güzel gizli köşeye mutlaka gelin. Şimdi başka bir koya doğru yol alıyoruz. Ve bu gideceğimiz son koy olacak. Ve çok da meşhur bir koydur. Bu ne ya? Ve son durağımız Delikli Koy'a geldik. Her yer arabayla dolu. Ziyaretçisi baya fazla. Peki buranın ismi neden Delikli Koy? Denizin ortasına bulunan ve kıyı ile denizin birleştiği kısımda yer alan bir kayanın içerisindeki delikten dolayı adını buradan almış. Atay gel oğlum. Delikli Koy dar bir sahil şeridine sahip, ondan dolayı biraz sıkış sıkış. Güzel, serinledim biraz. Arkada hemen kayalıkların üzerine insanlar da sandalyelerine atmış oturuyorlar. Çok güzel bir ortama sahip burası. Mutlaka gelin ve burada yüzün. Şu mağaraya bir gidelim. Bayağı alçak. Eğilmek zorundayız. Şimdi şöyle çıkınca yüksekliğini anlarsınız. Şimdi bir Delikli Koy'a doğru ilerleyelim. Hemen karşımızda. Delikli Koy'a geldik ama sıradayız fotoğraf çekmek için. Eğer bu aradan geçerseniz Delikli Koy adasından dileklerimiz oluyormuş. Bakalım geçebilecek miyim? Dileklerimi geçince anlatırım. Şaka değil, bir an geçemedim. Niye geçemedim? Kendimi iki kayanın arasına sıkışmış gibi hissettim. Kulaç atmama rağmen ilerleyemedim. Psikolojik olarak kendimi köşede sıkışmış, böyle iki kaya arasında sıkışmış hissedince gerçekten çok kötü oldu. Halbuki öyle bir şey yokmuş, geçilebilirmiş rahatlıkla, biraz psikolojik. Şöyle ilerleyelim. Evet, aradan geçtik yine. Var ya, telefon dünya kadar su yuttu. İşte Delikli Koy'umuz. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kitaphane YouTube kanalına abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, mümkünse yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.